Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de sayı dizilerini Hangi göreceğiz. Hangi kanalda yayınlanıyor hocam bu? Evet abi sayı dizileri bu matematikteki matematikte dizileri biraz. Normal bildiğin diziler değil. Ha Polat Aremler falan değil yani. Evet, ne alakası Amerikan dizisi değil lan bu normal Türk dizisi. Türk sayı dizileri. Tonguç bak şu an Tonguç ne yapıyorsun sen? şu ee, an ne yapıyorsun? Rüküye eğiliyor. Pardon ne yapıyor bilmiyorum ki hocam. Bir, dik, dikkat et bakalım ne yapıyorsun? Yürüyorum. Hayır bir şeye bakıyorsun. Evet. Bir şeyi izliyorsun. değil mi? dizi ]iz. izliyorum ha. Aa, ya, hocam, ya Çok kaliteli bir eser. Çok kaliteli evet. Bugün e, öğrencileri soğutmadan Üş... başlıyorum. <laughs> Üşü evet, şey Üşüdünüz değil mi birazcık? Pardon. Bak şimdi aritmetik diziyle geometrik diziye iki ayrılıyor tamam mı? Evet. Aritmetik dizi dediğimiz şey bak dikkat. 3 7 11 15 Bak hep ardışık ne var bunların arasında? Ardışık bir fark var. Kaça kaça 4'e 4 artıyor değil mi? Evet hocam. O zaman bunlarda ortak Fark var Tonguç sayı dizilerinde fark var. aritmetik dizilerde ortak fark var geometrik dizilerde ise baktık dikkat et 1 2 4 8 katlıyor çarpılarak ilerliyor neyle çarpılıyor her seferinde 2 ile çarpıyor ortak çarpan var Tonguç. Hocam. Bak bunlar da eklene eklene ilerliyor artarak ilerliyor burada ise çarpıla çarpı ilerliyor. Aritmetik ve geometriğin farkını aldın mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi gel gelelim birkaç tane soruyla pekiştirelim. Bunlar ne hocam? Arın mı? Tonguç, burada kaç tane sinek var? Ha, sinekmiş. İki tane. Burada kaç tane var? Beş tane. Burada kaç tane var? İki, dört, altı, sekiz tane. Aferin. Bak burada da geziyor zaten. İki, beş, sekiz. Sonra devam ediyor. On üç. Bundan sonra on, on birden sonra ne gelir Tonguç? İki, üç eklemiş beş, üç eklemiş sekiz, on dört. Harikasın Tonguç. Geriye gelince biliyorsun, anlıyorsun. Peki Tonguç'um. Bak bunun formülü şöyle yazıyor Tonguç. Çok önemli. Genel terimi bunların a1 artı r çarpı n 1 diye bir formülü var bunların. güzel formül. bak güzel bir formül. <laughs> Bunun genel terim formülü hani an'e genel terim diyorduk ya <laughs> diğer videomuzda var bak dikkat et. Genel teriminin formülü ilk terim bak a1 ilk terim demekti. E, artı r dediğimiz şeye biz ortak fark diyoruz Tonguç. Anladım hocam. Ne dediğimiz şey de artık hangi terimse. Bu ne ne diye kalıyor. Şimdi bir örnek yapalım bak. Şu zımbırtının ortak farkı yani R'si ne Tonguç? Bak ortak farkı. Ne bunun? Kaça kaçar artıyor bu? Her üç, seferinde kaça kaçar artıyor? Üç, üçer üçer. Üçer üçer. O zaman bunun ortak farkı üçmüş Tonguç. Anladım. Ortak fark demek kaça kaçar arttı. İlk terimi ne bunun Tonguç'um? İki. 2. Harika. O zaman a, n'i yazıyorum bak. 2 artı ortak fark neydi Tonguç'um? 3. Çarpı n-1. Bu kadar. Bak bu n'yi yazmak zorunda değilsin. N zaten burada da var ya buradaki n ile aynı oluyor. Anladım. Yani. Şimdi genel terimini bulduk mu Tonguç'um? Harikasın. Şimdi bir tane örnek yapalım. Bak. Kısım motoru sonra kazık soru geliyor değil mi? Bak efendim? ilk terimine bunun ee, eksi 5. Bayağı zordu gerçekten düşünün. <laughs> Peki ortak farkı ne Tonguç'um? 5. Kaçar eksi dört. kaçar dört. artıyor. Dörder dörder artıyor. O zaman ortak e, farkı da 4. Neydi formülümüz? Hemen hatırlayalım formülümüzü. A1 artı R A en çarpı... eşittir. Ya oradan okuyup söyleme bana. A1 artı R çarpı N Hı. eksi 1 değil mi? Evet hocam. Hemen yazıyorum o zaman bak. An A en eşittir. A1 ne burada? Eksi 5 artı. Evet. R dediğimiz şey 4 çarpı n eksi 1. Şimdi bunu bildikten sonra biz her şeyi bulabiliriz. Bulabiliriz. Mesela 5. terimi sorsam ne yaparız? A5 eşittir yazarız. Eksi 5 artı 4 çarpı 5 eksi 1 yaparız. Doğru. 5 eksi 1 kaçtır? 4'tür. 4 ya 4 16. 16 eksi 5 11. O zaman demek ki A5'i bulabiliyoruz. a A5 İstediğimiz 11. herhangi bir şeyi bulabiliyoruz. Mesela sen hangi tür arabayı seversin? A5 mi? A4 mü? A3 mü? Hocam ben e, Anadolu yerli arabaları seviyorum. Hocam. Aferin canım. Gerçekten Türkiye'nin ekonomisine destek olacak arabalar değil mi? Gerçi kapanmış fabrikası ama olsun. <laughs> Şimdi aritmetik dizide de şöyle bir şey var Tomuş. Birazcık soru tipleri var. Bak A2 ile A5 demiş, tamam mı? Böyle böyle gidiyormuş. Böyle devam ediyormuş. Şimdi ben bana sadece bunu vermiş. Bir de neyi vermiş? A3, A4, A5. Yani 21'i vermiş. Bak bu A1 bu A2, Bu A3, Bu A4, Bu A5 değil mi Tonguç? Tonguç'un um bak şöyle düşün. Bununla bunun arasında, bununla bunun arasında, bununla bunun arasında kaç tane ortak var, fark var, var Tonguç? Bak 9 ile 21 arasında. 3 tane ortak fark evet. yok mu? Evet. Bak 1'e, 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 3'e. O zaman 21'den 9'u çıkartırsam ben. 21'den 9'u çıkarsam 3 tane R'ye etmez mi Tonguç? Doğru. Bunu nasıl yaptım? A5'ten A2'yi çıkardım. Buna dedim ki 3 tane R'dir. O zaman bak 21'den 9'u çıkarsak 12, 12 eşittir 3R. R eşittir 4 4 çıkıyor. Ortak farkı bulduk mu Tonguç'cuğum? Bize ne soruyor? 21'i soruyor. Ha. Söyle bakalım. A21 eksi A5 nedir sence? Kaç tane ortak fark vardır? Bak, dikkat et bak 21'den 5'i çıkartıyoruz. 24, 16 tane 16, ortak evet. fark yok mu? Evet hocam. Şimdi... Bir tane ortak fark 4'tü. 16 tane ortak fark. 4 kere 4 16. 16. Hayır bak. Bir tane ortak fark 4. Yani şu 4. Evet. O zaman 16 çarpı 4 64 olmaz mı bu? Doğru hocam. Şimdi biz A5'i biliyoruz. 21 eksi. Burada da A21 var. Biz A21 arıyoruz. Değil mi? Evet hocam. O zaman bunu karşıya atıyorum. A21 eşittir. 64 artı 21 ediyor. Tamam mı canım? Yani 85 çıktı. Biraz Anlaşın zor mı? oldu hocam bu. Biraz Birazcık zor oldu ama her şeyin ortak farklara ilerlediğini bilmen gerekiyor. Anladım. Şu yazdığım denklemi ve şu yazdığım denklemi anlarsan her şeyi yapabilirsin. Tamamdır hocam. Geometrik dizi nasıl ilerliyordu? Elektrik çarpmış hocam sonuçta. Geometrik dizi de çarpılarak ilerliyordu. Evet o yüzden çarpılıyor. O yüzden Zaten elektrik çarpılıyor. Zaten ellerime ve x işareti yaptım hocam çarpmayı göstermesi Kaça kaça çarpılıyor bu? 1 ile 2 çarpmış 2. 2 ile 2 çarpmış 4. 4 ile 2 çarpmış 8. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi Tonguç? Aynen hocam. Bak bunların genel terimi şöyle yazılıyor Tonguç. Çok iyi bilmen gerekiyor. Bu en fazla çıkan. Bak A1. Bu sefer çarpı. Evet. R üzeri N 1 diye. Bak üssü diye bir şey var. Üst sayıları öğrendik ya. Şimdi onun pekiştirmesini yapıyoruz. Şimdi hemen söyleyelim. Bunun ilk terimi ne Tonguç? 1. 1. Bunun ortak çarpanı ne Tonguç? 2. 2. O zaman A'yı yazıyorum bak. 1 çarpı 2 üzeri n eksi 1. Anladım. Şimdi bunu yazdım mı? Her şeyi bulabilirim. Mesela A5'i bulabilir miyiz? Buluruz hocam. 1 çarpı 2, 2 üzeri 5 eksi -1. 1. Yani 2 üzeri 4 yani 16 imiş. Anlaştık mı hocam? Anlaştık buton. hocam. Geometrik dizilerini anlıyorsun. Isınma turuna devam ediyoruz. Geyik muhabbeti yapalım hocam. Bakın orada geyik var. Evet ya vallahi yorulduk. Ders 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 değil mi? Hocam Kafan nereye şiştim. kadar ders? Bence gezmeye gidelim hocam bir gün sizle ya. Nereye gideceğiz? Bana sürekli Bunu... ders anlatıyorsunuz hocam. Ne bileyim Park'a götürün beni veya ne bileyim bir yerlere götür hocam. Ya sürekli ders anlatıyorsunuz ya. Ya doğru söylüyorsun ya. Yorulduk gerçekten de ama bunları yapmak zorundayız evladım. Senin bu matematik dersini nasıl halledeceğiz yoksa? O da doğru haklısın. Değil mi? Hiç. Matematik dersinin zayıf olmasını ister misin? İstemem hocam. Yani bunları yap ki hocalara hava at. Ondan sonra derslerin iyi gelsin. Annene babana hava at değil mi? Aynen. Sınavlar da iyi geçsin. İnşallah. Var inşallah. ya niye o içki hayatçısına. Ondan sonra söz gidelim şeyde. Hatta PlayStation oynayalım bir tane ya. FIFA tamam, sever misin sen? Hocam FIFA'da yalnız siz fena... Ya yeme mı? beni. İki, pesci misin FIFA'cı mısın? Ee, FIFA'cıyım hocam. Aferin canım FIFA'cısın. Ben de FIFA'yı seviyorum. Ama FIFA'da hiç kimse beni yenemedi şu ana kadar. Hocam, Hatta online'da da... kazansın diyorum. E, şey, neyse tamam artık çok kaynattık. <laughs> Isınma turuna bakıyoruz. Bak Tonguç'um. Kaçar kaçar ilerliyor. Yani belli bir sıra yok. O yüzden çarpılarak ilerliyor. Neyle çarpılıyor musun? Birazcık zor. 1 bölü 2 ile çarpılıyor Tonguç. Of. Çünkü bölünüyor dikkat ettiysen bak. Hep 2'ye bölünüyor. Hep 2'ye bölünüyor. O zaman bak bunun ilk terimine eksi 4. Peki ortak çarpanı ne Tonguç'cum? R yani. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Ama bir artı bir eksi oluyor ya. Aslında eksi 1 bölü 2 ile of. çarpılıyormuş. Bu nasıl O yüzden hocam. eksi. Evet birazcık zorluyoruz. Ama bak eksiyle çarpıldığı için bir artı bir eksi. Bir artı Bilim bir eksi. Yani. hocam. Tamam sorun yok. Bak a n'i yazıyorum. Neydi formülümüz? a 1 çarpı r üzeri n eksi 1'i değil mi? Evet, Hemen hocam. a n'i yazalım. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2 ama eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi evet, 1 anlaştık hocam. mı? Genel Olsun. terimini bu şekilde yazabiliyoruz. Peki geometrik dizi. Son artık son bitiyor artık derdimiz merak Devamlı etme. Hocam. Bak a 3 a 5 ya. Hemen bunların arasında her seferinde çarpılıyor değil mi? Evet hocam. Bak A3, A4, a Geometrik dizilerde çarpı var. Bu 8, bu bir şey, bu da 32. Kaç defa çarpılıyor Tonguç? İki defa değil mi? Evet. Çarpı R, çarpı R. O zaman iki defa çarpılırsa R üzeri 2 olmaz mı Tonguç? Doğru. Bunu buna böldüğümüz zaman yani A5'i A3'e böldüğümüz zaman bak bölünerek gidiyor burada artık. Evet. Çıkarma değil. Böldüğümüz zaman demek ki R üzeri 2 bulacağız. Hemen 32'yi 8'e bölelim. Kaç eder? 4 eder. 4 demek ki R üzeri 2'ymiş. O zaman R eşittir. 2 olmaz mı Tonguç? Doğru. Ortak çarpan 2'ymiş. Ya kardeşim o zaman bu A5 bu a A6 dediğimiz yani bunun hemen sağındaki şey bir kere daha R ile çarpılmayacak mı? Yani 2 Doğru. ile çarpılmayacak mı? O zaman 64. Oh be. Anlaştık mı Tonguç? Un? Anlaştık hocam. O zaman aritmetik dizi, geometrik dizi de son sorulara geldik. Tamam. A1 bu. Artık bitiriyorum. Söz. Bak seni yordum biliyorum. Hayır hocam çok zevkli. Devam edelim. Ya hadi oradan gidelim. Hocam birkaç soru daha kendiniz yazar mısınız örnek? O yok artık daha Tonguç ya. <laughs> Yeter artık. Bak şimdi hemen bunun genel terimini yazalım mı? Bak aritmetik dizlemiş demiş ya. A n eşittir. Birinci terim artı r çarpı yani 5 çarpı n eksi 1 değil mi? Evet. E bize a 5'i soruyor. O zaman a 5 eşittir. 3 artı 5 çarpı 5 eksi 1. Evet. 5 eksi 1 4. 4 kere 5 20. 20 artı 3 <laughs> 23 değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi burada ise genel terim nasıl yazıyordu? A en eşittir. ilk terim yani eksi 1 çarpı R üzeri yani 3 üzeri N eksi 1'di. Evet. Hani o formülleri hatırlamamız evet, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla A4 dediğimiz zımbırtı eksi 1 çarpı 3 üzeri 4 eksi 1. 3 üzeri 4 eksi 1, 3 üzeri 3'tür. Evet. 3 üzeri 3 27'dir. Eksi 1 ile çarpılırsa... 27ler Artık hocam. bitti sorular. Ödüllü sorumda geçmeden örnek, önce Tonguç Akademi, Koma mutlaka Tamamdır. abone oluyorsun Tonguç ücretsiz bir şekilde ve bu videoyu paylaşıyorsun. Ödüllü sorumuzu yap Cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.